Merhaba, bugün size PRP'den bahsetmek istiyorum. PRP işlemi, kişiden alınan bir miktar kanın özel santrifüj yöntemiyle trombositten zengin kısmının ayrılması ve bu özel plazmanın tekrar aynı kişiye enjeksiyon yoluyla verilmesi yöntemidir. Trombositlerden salınan büyüme faktörleri kolajen sentezini, yara onarılmasını ve hücre yenilenmesini hızlandırmaktadır. Ayrıca yeni damar oluşumunu da sağlamaktadır. Böylece dokunun onarımı daha hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşecektir. PRP ile elde edilen trombosit miktarı normal kandakinin 3-5 katı daha fazla miktardadır. Aslında PRP tıpta 30 yıldır uygulanan bir yöntem. Özellikle cerrahi işlemlerde, açık kalp ameliyatlarında damar oluşumunu hızlandırmak için ya da diş hekimliğinde implant tedavisinden sonra yara iyileşmesini hızlandırma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kozmetik alanında cilt iyileştirme, ince çizgilerin ve kırışıkların tedavisinde, akne leke tedavisinde ya da cilt çatlaklarının tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Eğer cilde sadece nem kazandırma amacıyla PRP uygulanacaksa, hastaya yüzeyel uygulama yeterlidir. Buna napaş ya da point by point tekniği diyoruz. Bir nevi dikiş makinesi yöntemi gibi hastaya sık ve yüzeyel uygulama yapılmaktadır. PRP'yi volüm kazandırmak ya da yeniden şekillendirmek için uygulayacaksak daha derin dermise girilmesi uygundur. 2 ila 4 mililitrelik PRP materyali tüm yüz ve boyun uygulamaları için yeterli olacaktır. PRP uygulamalarını 3-4 haftada bir yapmaktayız. 4 ila 6 seans bir kür oluşturmaktadır. 6 ay ila 1 yılda bir kürün uygulanması istediğimiz sonucun kalıcılığını arttırmaktadır. Peki PRP kimlere uygulanmaz? Otoimmün hastalıklarda, kanser, AIDS ya da yaygın enfeksiyonu mevcut kişilerde, gebelere, emzirenlere uygulanmamalıdır. Aynı zamanda kan sulandırıcı kullananlara, trombosit eksikliği ya da fonksiyon bozukluğu taşıyan kişilere, kan dolaşım bozukluğu bulunan hastalarda kullanılmaması önerilmektedir.